Eftalya! 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 Ölmez Hasan'ı kim kaçırdıysa elbet bir iz bırakmıştır. Bakın her yere. Var mı başka çıkış hastanenin? Bir de çamaşır odasında var ama o kısmı kullanmıyoruz. Gösterin hemşire. Buyurun. Başhekim nerede? Odasında. Burayı da arayın. Ne oluyor Teğmen? Ne yapıyorsunuz? Dün gece ifade vermiştim zaten. Şu an tahkikat yürütülüyor. Her yeri arıyoruz. Hastalığı rahatsız etmezseniz... Ölmez Hasan'ın cesedini görmek istiyorum. Hanımefendiciğim, siz nereden buldunuz bu gerdanlığı? Sizi alakadar etmez. Hakiki mi değil mi? Onu söyleyin kafi. Hakiki mi? Efendim, bu hakikiden de öte. Çok nadide bir eser bu. Nadide mi? Evet, nadide. Vaktiyle Peder Bey'den çok hikaye duyardım. Bilhassa saray hazinesindeki parçalarla ilgili. Derler ki... Vakti zamanında Agop adında çok meşhur bir zergeran varmış. Özellikle Osmanlı hazinesine zinet işleyen çok nadide bir sanat erbabıymış kendisi. Lakin bir gün bir sebepten padişah kızdırmış. Padişah da Agop'un elinden çıkma ne kadar mücevherat varsa hepsini sandıklara doldurtup kaldırtmış bir kenara. O vakit Yunan kralına bir hediye göndermek icap etmiş. Padişah efendimiz de işte bu sandıkları yollamış kendisine. İçi Agop'un ziynetleriyle ve altınlarla dolu 3 sandık. Bir mikro sual edelim dedik, kafamızı şişirdin be Yinon efendi. Eftalya hanımcığım, daha işin hayreti mucib kısmına gelmedim. Gel zaman git zaman Yunanlılar Selanik'i savaşarak kazanamayacaklarını anlayınca paşalara sus payı vererek alabileceklerine kanaat getirmişler. Sizin anlayacağınız 3 sandık altına satılmış Selanik.
İçi Agop'un ziynetleriyle dolu üç sandık dönüp dolaşıp geri gelmiş Osmanlı'nın eline yeniden. Bu Agop tuhaf adam. İşlediği ziynetlerin arkasına kendi ismini nakşetmez de bir küçük çiçek çizer derler. Bakın. Demek kayıp bir hazinenin parçası. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.